Seherler ve Sahurlar programından tüm izleyicilerimize hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz. Yeni bir programla yine sizlerle birlikteyiz. Ve bu gecede merak ettiğimiz sorulara birlikte cevaplar bulmaya çalışacağız. Bizlere WhatsApp üzerinden 0552 341 2040 ve canlı yayın telefonumuz aracılığıyla 0312 341 2040 nolu telefondan sorularınızı iletebilirsiniz. Ve bu gece bizlere Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Mehmet Kapukaya hocamız eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Güzel bir program olması dileğiyle bugünkü ilk sorumuzla programımıza başlıyoruz. İlk sorumuz hocam şu şekilde. Ticari plakaların zekatı nasıl verilir, nasıl hesaplanır? Bismillahirrahmanirrahim. Ticari plakaların zekatları, evet, plakanın ettiği değer üzerinden değil, karları üzerinden verilir. Çünkü bunlar ev eşyaları veya bir kişinin sanatsal eşyaları ya da üretim yaptığı eşyalar gibi değerlendirilir. Ve bunlar nasıl ki bunların gelirlerinden zekat veriliyorsa, ticari, evet, plakalarında gelirleri üzerinden zekat verilir. İster dolmuş olsun, ister taksi olsun veya ticari herhangi bir başka bir plaka olsun. Evet. Dolayısıyla bir kimse bunların gelirlerini hesap edecek, hı-hı, ve diğer birikimleriyle birlikte nisap miktarına ulaşmış ise ve üzerinden de bir yıl geçmişse bunlar zekata konu olurlar. Bir diğer sorumuz, zekat parasıyla kurban kesilebilir mi? Yani biraz burada vatandaşımızın uyanıklığı söz konusu. Zaten kişi bu zekatı yoksula vermekle mükellef, fakire vermekle mükellef. Kalkıp da ona vereceği paradan bir de kurban alıp efendim kestiği zaman bu kurban için para vermemiş oluyor. Dolayısıyla bu şekilde olmaz. Eğer bir kurban parasıyla, yani fakire vermek istiyorsa bunu, kendi kestiği kurbanın haricinde bir parayı fakire verir efendim. Bu parayla da fakir kurbanını keser, böyle bir sevap elde etmiş olur. Yani bir ibadetle ya da bir parayla iki ibadet birden olmaz. Burada, evet, bir parayla iki ibadeti birden yapmak istiyor ki bu caiz değildir. Ben bu sorudan bir de şöyle bir şey anladım hocam. Birisi zekat verdi, alan taraf o gelen zekat parasıyla kurbanını kesebilir mi diye bir kez daha bu soruyu yönelteyim size. Evet, yani bu tabii ki farklı bir soru oldu şimdi. Evet. Bir kimse kendisine gelmiş olan zekatla, fitre paralarıyla bir kurban alıp kesebilir. Bunda hiçbir problem yok. Değil mi? Teşekkür, evet, ediyoruz. Hocam bir okul etkinliği düşünelim. Sınıfça bir camiye gidecekler ve etkinlik yapacaklar. Belki bu gezi de olabilir. İstanbul'da da zaman zaman bu tarz etkinlikler oluyor. Sınıfça hareket ediliyor. Orada özel gününde olan öğrenciler, kız öğrenciler bu camiye girebilirler mi? Ayrılamayabilirler sınıfla, toplu hareket ediyor olabilirler hocam. Evet. Burada mezheplerin görüşlerine baktığımız zaman buna, bu şekildeki bir şeye cevaz veren hiçbir mezhep yok. Yani dört mezhebin içerisinde bu durumda bir cami ziyareti için veya cami etkinliği için buna cevaz veren bir mezhep yok. Evet. Ama bunun dışında ferdi görüşler var. Yani dört mezhebin dışında ferdi görüşler var. Mesela İbn Hazm'a göre, o da işte ulemadan birisidir. İbn Hazm'a göre, yani zahirilere göre bu öğrenci veya herhangi bir kimse, illa öğrenci olması şart değil, bu durumda olan kadınlar camiye, evet, girebilirler. Yani burada tercih tamamen girecek kişiye kalmış. Biz mezheplerin görüşlerini açıkladık. Efendim buna cevaz veren hangisi, onun görüşünde açıkladık. Burada bu bilgiyi öğrenciye vermek lazım ve tercihi kendisine bırakmak lazım. Teşekkürler. Bir diğer sorumuz, hanımlar özel günlerinde itikafa girebilir mi? Hanımlar nafile olarak özel günlerinde itikafa girerler. Hanımlar tabii ki kendi evlerinde itikafa girdikleri için, bir mescitte girmedikleri için özel günlerinde nafile olan itikaflara girebilirler. Ancak
bir adak konusu yaptıysa, yani ben şu kadar itikafta kalayım diye bir adak konusu yaptıysa, bu sefer vacip olmuş olur. Onun itikaf yapması vacip olmuş olur. Vacip olan bir itikaf için ise abdesti olma şartı da vardır. Yani vacip olan itikafın dışında, mesela diyelim ki Ramazan'da bir efendim itikafa girebilir mi? Nafile itikafa girebilir mi? Evet. Efendim bu gerçi hani itikaf için orucu şart koşanlar da var, hani Ramazan orucu için. Koşmayanlara göre bu hanım evinde itikafa girebilir. Veya başka nafile itikaflar içinde yine abdestli olma şartı yoktur. Yani Kur'an okuyabilecek mi hocam? O itikaf süresinde tesbih mi yapabilir? Ne yapabilir? Ha, güzel. Yani tabii Kur'an okumak hariç. Yani namaz evet. kılmak, Kur'an okumak hariç. Veya da bu haldeyken oruç tutmak o hariç, onları yapamaz. Tesbihatını yapabilir, dua yapabilir. Diğer ezkari evrada hepsini yapabilir. Tefekkür evet. edebilir. Dini eserleri, kitapları okuyabilir. Efendim ama o saydığınız şeyleri, saydığımız şeyleri onları yapamaz. Evet. Borç parayla hacca gidilir mi? Öncelikle tabii ki bir kimsenin istitaat dediğimiz, yani hacca gitmeye gidip gelecek kadar bir evet. meblağa sahip olması lazım. Hı-hı. Bir mala sahip olması lazım. Hac ancak bu takdirde farz olur. Evet. Peki bir kimse borç alarak hacca gittiği takdirde bunun haccı geçerli midir? Bunun haccı geçerlidir. Çünkü kişinin borçlu olması ayrı bir olay. Ha, hac buna farz değil ama farz olmamasına rağmen ödeyeceğine kani ise borç alarak hacca gittiği takdirde ve hac farizasını ifa ettiği takdirde onun haccı geçerlidir. Ama böyle bir şeyi biz pek tasvip etmiyoruz. Yani borçlanarak gitmeyi tasvip etmiyoruz. Ama bazen olabilir ki o esnada bir parası yoktur. Yani bir yere harcamak zorunda kalmıştır ama kişi daha sonra güveniyor ki ben bu parayı öderim. Yani bir sorun olmaz. Evet. Böyle bir durumun söz konusu ise bu kişiye de biz senin haccın geçerli olmaz diyemeyiz. Orada önemli olan bu görevi yaptıktan sonra onun haccı geçerlidir. Zekat için hesaplama yapılırken kredi kartı borcu dahil edilir mi? Kredi kartı borcu bir yıl içerisinde ödenmesi gereken bir borç ise, ki zaten böyle olur, kredi kartı borçları böyle olur. Çünkü onların aylık olarak ödenmesi lazım. Aylık olarak ödenmediği zaman faize girer ve bu da caiz değildir tabii ki. Dolayısıyla biz borçlarda Din İşleri Yüksek Kurulu olarak diyoruz ki önümüzdeki bir yıllık kesinleşmiş borçlarını düşebilir. Yani kesinleşmiş borçlarını düşebilir. Mesela kredi kartı borcu da böyledir. Kesinleşmiş bir borçtur. Bunu düşebilir. Ama evet. muhtemel olanları düşemez. Mesela ben muhtemelen her ay şu kadar bir harcama yaparım, şu kadar kredi kartı borcu yaparım. Bunu düşemez. Çünkü o kesinleşmiş değil ve bu muhtemel olan bir şeydir. Veya diyelim ki başka muhtemel harcamaları var. Yani evet. örnek diyelim ki yani otobüs biletleri ben işte şu kadar harcama yapabilirim falan değil. Yani bunlara da düşemez. Niye? Onlar şimdi muhtemeldir. Ama diyelim ki o esnada aylık abonman almıştır. Onu ödeyecektir. Almıştır yani. Alırsa onu düşebilir. Yani burada evet. önemli olan borçların kesinleşmiş olması gerekiyor. Peki hocam, burada bir yıl süresini belirttiniz ya. Evet. Diyelim ki ciddi bir borcu vardı, kartı kapattı. Bunu da vadeli bir şekilde ödüyor. Bu ödeme süresi bir yılı geçerse? Güzel soru. Eğer ödemeler bir yılı geçerse bir yılı sadece düşebilir. Evet. Diyelim ki bu iki yıl ise veya mesela bazı borçlar oluyor ki bunlar
2 yıl, 3 yıl sürebilen borçlar oluyor. Hani daha çok böyle araç alımları ya da ev alımlarındaki borçlar böyle oluyor. Uzun vadeli borçlar olursa, mesela 10 yıllık, 5 yıllık, 20 yıllık, 15 yıllık borçlar olursa bunların toplamını düşemez. Çünkü zekat yıllık bir ibadettir. Yıllık bir ibadet olduğu için önümüzdeki bir yıl içerisinde, yani 2023 yılının Ramazan'ına kadar diyelim, Ramazan'dan Ramazan'a veriyorsa efendim, sadece bunları düşebilir. Onun dışındaki bir borcu düşemez. Örneklendirmek gerekiyorsa bir örnek verelim. Diyelim ki kişinin 100 bin liralık bir borcu var. Ama bu 100 bin liralık borcu diyelim ki 3 yılda ödeyecek. Bu borcun tamamını, 100 bin liranın tamamını düşebilir mi? Düşemez. Ne kadar kısmını düşebilir? Bir yıl içerisinde ne kadar ödeyecek? Diyelim ki 30 bin lira. Sadece 30 bin lirayı düşebilir. Bunu düştükten sonra elinde nisap miktarı parası varsa ve de üzerinden bir yıl geçmiş ise, borçlu olmasına rağmen yine bunun zekatını vermekle mükelleftir. Bu önemlidir. Yani bana şöyle bir soru sorarsanız, yani borçlu kişiler de zekat verebilir mi? Evet. Yani bu şekilde bir kimse borçlu ise bir yıllık borcunu düştükten sonra, ki bazen öyle olabiliyor. Yani uzun vadeli borçlarda kişinin elinde para da olabiliyor. Diyelim ki bir kimse ev almış, 500 bin liralık bir ev almış. Evet. Efendim 10 yıl vadeyle bunu almış. Ama kişinin o esnada, yani zekat verilecek tarihte diyelim ki 100 bin lirası var elinde. Ama 500 bin lira da borcu var. Bir yılını düştükten sonra hala o 100 bin lira bunun elinde varsa, bu 100 bin liranın zekatını vermesi gerekir. Yani ben borçluyum, bunun zekatını vermem gerekmiyor diye bir anlayış doğru değildir. Fakirin hakkını da ödemesi gerekir. İzleyicimiz hattımızda. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam Yüksel Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Zaman bir büyük müfessirdir sözünü açıklar mısınız? Sorumuz var mı hocam? Yok. Hayır. Teşekkürler, hayırlı sahurlar. Buyurun. Şimdi tabii ki bazı şeyleri biz anında anlamayabiliriz. Evet. Yani zaman itibariyle bunu anlamayabiliriz. Yani niçin böyledir? Bu neden böyledir diye. Ha, ona inanırız, iman ederiz. Bu böyledir diye iman ederiz. Fakat o esnada belki bunu çözümlemeyebiliriz. Bu bir ayet olabilir, bir hadis olabilir. Fakat öyle bir zaman gelir ki biz o zaman bunu çözümleyebiliriz. Yani bu olgunlaşmakla, tecrübeyle mi alakalı hocam? Yani belli bir zaman sonra anlıyoruz ya. Yok, bu mesela bazı efendim ayetlerin anlaşılması da söz konusu olabilir. Mesela diyelim ki bir ayet bahsediyor ki göklerdekiler diyor şimdi. Yani eski müfessirlere baktığımız zaman göklerdekiler kimlerdir bunlar? Meleklerdir diyor. Değil mi? Evet. Ama şimdi diyelim ki göklerde kimler var? Bazen insanlar da olabilir. Yani uzayda insanlar da olabilir. Değil mi? Uzaya çıkıyorlar, astronotlar var, uzay yolculukları var veya uzay seyahatleri var, bilmem neler var. Şimdi bunu daha iyi anlayabiliyoruz o zaman. Değil mi? Evet. Mesela diyelim ki şeyden bahsederken, insanın kalbinin açık mı kapalı mı olduğundan bahsederken mesela bir ayet-i kerime var. Bu benim hep dikkatimi çekerdi eskiden. Femen yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-islam. Allah kime bir hayır murad ederse onun kalbini İslam'a açar. Evet. Ve men yurid en yudillahu yec'al sadrahu dayigan haracan ke'enneme yas'adu fis-sema. Kimi de diyor Allah Teala efendim kendi iradesiyle, yani onu hak ettiği için
ona da İslam'ı nasip etmezse, yani onun kalbini İslam'a açmazsa, onun halini anlatırken diyor ki keenneme yassa'adu fissema, sanki o böyle göğe yükselirmiş gibi ve kalbi daralmış, böyle sıkıntı, sanki böyle göğe çıkıyormuş gibi bir hal alır. Evet. Mesela şimdi burada bu kişiden bahsederken bu yassa'adu kelimesi, yani göğe çıkıyormuş gibi, yani yukarıya çıkmanın zorlu ve meşakkatli bir şey olduğunu, yani eskiden yani göğe çıkan ne ki diye insanlar düşünebilir. Mesela şimdi bak uçaklar. Uçaklar bile değil mi göğe tırmanırken bir öyle bir zorlanıyor, bir sesler geliyor. Yani bayağı evet. Bir tırmanırken bir zorlanıyor efendim. Doğru. Aynı zamanda mesela işte neler var? Yani uzaya demin de dediğimiz gibi insanlar var. Değil mi? Yani orada hayat biraz daha değişik vesaire. Bak önceden biz bunu anlayamıyorduk. Ama şimdi bak bunu anlayabiliyoruz. İşte zaman ne yaptı? Bunu ayeti açıkladım. Tefsir etmiş, açıklamış oldu. Teşekkürler izleyicimiz hattımızda. Alo. İyi geceler. Teşekkürler Feyzullah Bey, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Kolay gelsin, hürmetle saygılar. Teşekkürler, buyurun. Hocama sorumuz, yatsıya gidemedik, haliyle taravih de kılamadık. Gecenin kaçına kadar kılabiliriz? Yani üçüne kadar kılabilir miyim? Sorumuz var mı hocam? Yok, hayır. Teşekkürler, hayırlı sahurlar. Buyurun hocam. Eğer bir kimse teravihe gidemediyse, yatsıya gidemediyse, bunu münferit olarak imsak vaktine kadar bir zaman içerisinde kılabilir. Yani önemli olan imsak vakti girmesin. O zamana kadar herhangi bir zaman diliminde bunu kılabilir. Mesela geceliğin 12'de, 1'de, yani Erzurum'a göre imsak vakti ne zaman oluyorsa ona kadar hepsini kılabilir. Yani yatsıyı, teravihi, vitri hepsini kılabilir. Teşekkürler. Hocam bu zekat konusunda bir yıllık harcamamızı bir kenara ayırıp ondan sonra mı o miktarı belirlememiz gerekiyor? Hani Peygamber Efendimiz'in yaşatmasından bir yıllık erzağını ayırırdı söylemleri var. Bu bir yıllık harcamalarımızı ayırdıktan sonra mı zekatımızı hesaplamamız gerekiyor? Şimdi burada tabii ki kişinin asli ihtiyaçları dediğimiz şey nedir? Evet. Bu asli ihtiyaçlar bir yıllık mı ayrılır, bir aylık mı harcanır? Bu konuda da bir ihtilaf söz konusu. Kişi bir hesaplama yapar, bir mali hesaplama yapar ve bu hesaplamasına göre nedir onun işte belli bir harcama, gıda harcaması vardır ya da işte sudur vesairedir efendim. Bunları alıp efendim ya da işte borçlanmak suretiyle ya da evinde bulundurmak suretiyle bunları düştükten sonra, yani asli ihtiyaçlarını düştükten sonra bunu yapar. Ama dediğimiz gibi mesela muhtemel olan şeyleri, daha kesinleşmemiş olan şeyleri mesela burada düşemez. Diyelim ki 5 ay sonraki elektrik faturasını buraya dahil edebilir mi? Edemez. Hayır. Ama diyelim ki ortalama aylık giderlerini hesapladı. Bir yılda 50 bin liralık bir gideri var. 100 bin lira parası var. O bir yılda ayırınca nisap miktarının altında kalıyor parası. Yani bu asli ihtiyaçlarını düştüğü zaman nisap miktarının altında kalıyorsa tabii onun zekatını vermekle mükellef olmaz. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuz hocam. Geçmeden evvel izleyicimizi alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Buyurun, sorunuzu alabiliriz. Benim sorum şöyle efendim. Benim bir miktar istatistiklerle geçen param var. Evet. Çocuğuma verdim, oğluma verdim. Oğlum ticaretle uğraşıyor. Bu oğlum bu paranın zekatını veriyor. Bana oğlum bu parayı da bana ev almasın ileride. Ama bu paranın da zekat veriyor şu anda. Bana da düşer mi bu zekat vermek? Teşekkürler. Hayırlı sahurlar diliyoruz. Hocam buyurun. Tabii ki bir ibadette iki defa ödeme söz konusu değil. Yani zekat bir kişi veriyorsa ve oğlu onun adına hani ben bunun zekatını veriyorum diyorsa evet. Artık
baba bunu vermekte mükellef değil. Çünkü baba ile evlat arasında bu konuda herhangi bir söylemese bile baba evlat adına, evlat baba adına bu zekatı verebilir. Ama daha uzaklar değil de yani böyle çok yakınlar birbirlerine ait fitreleri, zekatları verebilir. Tabii söylerse daha iyi olur. Oğlu ben bunu veriyorum deyince artık babanın vermesi gerekmiyor. Baba bunu verecek olsa bu ikinci defa bir şey olmuş olur ki evet. Bu zaten zekat olmaz yani o zaman sadaka olur. Çünkü bir şey bir kere verildi mi farz yerine gelmiştir. Diğeri ancak sadaka olur. Dolayısıyla yani parayı kullanan oğlu olduğuna göre hem baba hem evlat ikisi birden zekat vermekle mükellef olmazmış. Peki baba oğluna veya oğul babaya kurban kesebilir mi? Güzel. Yani bak ne güzel kıyaslama yapıyorsun. Evet, estağfurullah. Şimdi burada baba bir kurbanın parasını evladına verip hibe edip evladı bununla kurban kesebilir. Veya bir evlat kurbanın parasını babasına hibe edip kesebilir. Hı hı. Bunda herhangi bir sakınca yok. Yani illaki kurbanın parasını kurban kesen kişinin kendisinin karşılaması şart değildir. Evet. Bir başkası da onun adına verdiği zaman al bu parayla kurban kes diye kesebilir. Yani babayı evladı bir kenara bırakalım. Yabancı bir kişi dese ki bir fakire şu kadar parayı ben sana veriyorum. Sen bununla al kendine bir kurban kes dese. Hı hı. Fakir de bu parayla alsa kurban kesse bu kurban geçerlidir. Efendim kurban kesmekte mükellef değilim. Olsun. Mükellef olmasa bile bu evet. Para kendisine hibe olarak verilmişse ve kurban kesme amacıyla verilmişse bu parayla kurban kesebilir. Bir diğer sorumuz hocam. Altınlarım içerisinden 10 gramını kaybettim. Zekat verirken nasıl hesaplama yapmam gerekiyor? Evet, tabii ki mevcut olmayan bir şeyin zekatı söz konusu olamaz. Kaybolan bir şeyin zekatını vermekle mükellef değildir. Onun düşmesi gerekiyor. Ama diyelim ki bu kaybolan şey daha sonra ortaya çıkarsa, hani zekat tarihinden sonra ortaya çıkarsa artık o önümüzdeki senenin zekat nisabına dahil olur. Evet. Hesaplamasını da ona göre yapar. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuzla hemen devam edelim hocam. Tilavet secdesinin duasını bilmeyen tilavet secdesinde ne okusun demiş izleyicimiz. Öyle bir dua var mı özel? Güzel soru. Şimdi tilavet secdesinde esasen yapılması gereken şey nedir? Buyurun. Niyet ettikten sonra bu niyette kalp olarak kalben yeterlidir. Yani illa bunu diliyle hani niyet ettim Allah rızası için tilavet secdesine demesi gerekmiyor. Yani diyebilir de yani. Veya tilavet kelimesini söylemesini beceremiyorsa çoğu kardeşimiz bunu beceremeyebilir. Kur'an'da okuduğum secdeye diyebilir. Okunan secde ayeti diyebilir. Bir şey diyebilir. Hiç bunları demeden kalbiyle niyet edebilir. Okunan bir tilavet secdesine. Secde yapacağını zihninden geçirerek kalbiyle niyet edebilir. Burada yapacağı şey tek bir secdedir. Ve bu secdede 3 kere Sübhane Rabbiyel E'la der. Allahu Ekber diye kalktı. Bunun secdesi tamam olmuştur. Burada bir dua okumak müstehaptır. Yani hocam? Evet. Müstehaptır. Yani bunu söylemese bile, bu duayı bilmese bile, yani çoğunlukla ne okuyoruz biz işte Semi'na ve ata'na gufranaka rabbena ve ileykel mesir. Yani tek bir ayağa kalkıp tek birden sonra bunu okuyoruz. Peki bir kimse bunu bilmiyorsa sorun değil. Yani önemli olan secdeyi yapmaktır. O secdeyi yaptı mı tilavet secdesi geçerli olmuştur. İster bu secdede Sübhane Rabbiyel Ala söyler 3 defa veya Peygamberimizin okuduğu başka dualar da var. Efendim onları da okuyabilir. Hı hı. Ama çoğu insan
Yani bu soru niye önemli ve niye izah edilmesi gerekiyor? Şimdi çoğu insan diyor ki ben tilavet secdesinin duasını bilmiyorum diyor. Bak biz şimdi ne yapmışız biliyor musun? Yani iyi bir şey öğretelim derken diğer taraftan adamı vacip olan bir şeyi yapmaktan alıkoymuşuz. Nedir? Demişiz ki işte tilavet secdesine ayağa kalkınca bu duayı okuyacak demişiz. Şimdi evet. Adam da diyor ki ben bu duayı bilmiyorum, onun için secde yapmıyor. Halbuki bu duayı senin bilmen şart değil. Sana şart olan ne? Senin secde yapmandır. Sen evet. Şimdi duayı bilmiyorum diye secde yapmazsan günahkar olursun. Günahkar olursun. Onun için muhakkak surette tilavet secdesini yapmak gerekiyor. Ve burada bir an önce onu yapmak gerekiyor, yerine getirmek gerekiyor. Hani bu konuda tilavet secdesi konusunda biraz hassas olmamız gerekiyor. Bunu çok fazla ertelemememiz gerekiyor. Yani gerçi bunun bir zamanı yok. Bunun bir kazası falan söz konusu değil. Ne zaman yapılırsa bu bir eda olur ama evet. Kalkıp da bu bir yıl, iki yıl vesaire veya da bir ay veya da bir gün falan bu kadar da değil. Yani bir an önce bunun yapılması gerekiyor. Çünkü yapılmadığı zaman, bir vacip yerine getirilmediği zaman kişi günahkar olur. Çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Bu arada vakitlerde ilerliyor hocam imsak vakitleri. Artvin, Ağrı, Van oruçlarına niyetlendi. Hakkari de an itibariyle oruçlarına niyetlendi. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Rize, Erzurum, Bitlis, Trabzon sırasıyla oruçlarına niyetlenecek. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Seherler ve sahurlar devam ediyor. Sizlerden gelen sorularla devam ediyoruz. Hocam izleyicimizin sorusu, eşim sürekli beni aşağılıyor. Hiçbir zaman benimle iyi anlaşmıyor. İyi bir şey söylesem bile kötüye çekiyor. Hiç iyi bir şey düşünmez. Ben de iyi anlaşmayı çok istiyorum ama bir türlü olmuyor. Çocuklarım büyüdükten sonra çok güzel anlaşabileceğim vicdanlı, merhametli biri çıksın karşıma diye dua ediyorum. Yanlış mı yapıyorum? Şimdi tabii ki bu tür durumlarda tek taraflı karar vermek doğru bir yaklaşım tarzı değil. Evet. İki tarafı dinlemek lazım. Yani sorun nedir? Hı-hı. Bazen böyle bir tartışma konusu çıkıyor. O tartışma konusu işte devam ediyor. Bu alevleniyor. Yani sürekli aynı şey üzerinden bir olumsuzluk olduğu zaman bazen bu olumsuzluk devam ediyor. Bu olumsuzluğun kaynağını temeline inip acaba gerçek nedeni bunun nedir? Yani niye böyle sürekli aşağılama var? Derdi nedir? Sorunu nedir? Efendim karı koca arasında neden böyle bir anlaşmazlık var? Bunları çözüp yardımcı olmak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir hakem olayından bahsedilir. Yani bir kişi efendim veya bunlar 2-3 kişi de olabilir. Karı kocadan efendim bir kişi işte erkekten bir kişi kadından hani onlara veya aile büyüklerine de intikal ettirilebilir zaman zaman veya onların sözünü dinleyebilecek sevdikleri bir kişiye de söylenebilir. Öncelikle bunların çözülmesi yoluna gidilmelidir. Ama evet. Bakıyorsunuz ki bir tarafta böyle bir çözülme söz konusu değil. Ve iş hani boşanmaya doğru, ayrılmaya doğru gidiyor. O zaman da kişi gayet doğal olarak böyle bir duada bulunabilir. Yani böyle bir duada bulunması yasak değil. Ama bunun için herhangi bir boşanmadan, herhangi bir kişiye söz vermek, yani ben boşanayım işte seninle evleneceğim falan gibi veya bir sinyal göndermek bunlar doğru şeyler değil. Yani fiili bir hareket yapmak fiili doğru bir hareket mi? Bunlar olamaz. İzleyicimiz hattımızda. Alo. İyi günler. Teşekkürler Necati Bey, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Ya benim hocama bir sorum var Zira. Buyurun. Şimdi ikindi ve yatsı namazlarında cümletlerde ikinci rekatı bitirdikten sonra Allahümme salli Allahümme barik kalktıktan sonra da Sübhaneke okunuyor. Bunların herhangi bir tanesi unutulduğu zaman secdeye gerek var mı? Yoksa normal devam edebilir miyiz namazımızda? Sorunuz var mı hocam?
Yok, hayır. Hayırlı sahurlar, buyurun. Buralarda salli ve barik okumak sünnettir. Tabii ki kasıtlı olarak sünnetin terk edilmesi doğru bir davranış değil ama beyefendi zaten diyor unutulursa diyor. Yani biz bunu unutursak, bu unutulursa sehiv secdesi yapılması gerekmiyor. Ve üçüncü rekata kalkıldığı zaman da Sübhaneke unutursa bir kimse bunun için de sehiv secdesi yapması gerekmez. Teşekkürler. Bir diğer sorumuz hocam. Ermeniler veya Türk düşmanlığı yapan ülkeler de olabilir, topluluklar da olabilir hocam. Onlar için beddua etmek caiz mi? Şimdi bir ülke için ya da bir topluluk için, etnik bir topluluk için toptan bir beddua yapılamaz. Yani diyelim ki Araplar Allah onların belasını versin gibi böyle ya da Ermeniler Allah kahretsin gibi ya da işte Türkleri Allah kahretsin ya da İngilizleri Allah kahretsin. İşte ne bileyim İsrailleri Allah kahretsin. Yani İsrail biliyorsunuz Müslümanların en çok düşmanlarından birisi ama devlet olarak yani yöneticiler olarak. Ama millet olarak mesela İsrailleri Allah kahretsin demek bile doğru değil. Neden? Çünkü onların içerisinde masum insanlar da var. Şeye karşı olan kimseler de var. Yani İsrail devletinin, İsrail terör devletinin politikalarına karşı çıkan, efendim protesto yapan, polislerle karşı karşıya gelen, hatta tutuklanan kişiler de var. Şimdi bunlar da göz ardı edemeyiz. Mesela diyelim Ermenilerin içerisinde efendim Türkiye düşman olanlar vardır. Efendim düşmanlık beslemeyenler vardır. Biz bu toprakların insanlarıyız diyenler de var. Mesela biz burada hani yıllarca kardeş olarak yaşıyoruz değil mi? Yani bir sorunumuz yok. Mesela Ermeniler neydi? Sadık millet olarak eskiden adlandırırlardı. Yani başka milletler Osmanlı'ya ilk önce ihanet ederken efendim bunlar sadık millet, sadık tebaa olarak adlandırılırlardı. Bunların içerisinde hain olanlar da çıkabilir. Yani evet. Zaman zaman da mesela işte çıkıyor. Mesela kim bugün yani herhangi bir şahıs ismi vermeden bir soykırımdan bahsediyorsa mesela bunlar da tabii ki kabul edilecek şeyler değil. Bunlar da bir ihanettir. Yani Türk milletinin, Türk devletinin, Müslümanların bir soykırım yaptığını söyleyen bir kimse varsa bunlar da bir ihanettir. Dolayısıyla bu kişinin şahsıyla ilgili biz söyleyebiliriz ancak. Yani onu hedef alarak söyleyebiliriz ama mesela onu hedef alarak ya bunların hepsi aynı Allah bunları kahretsin demek doğru bir yaklaşım tarzı değil. Peki ne diyeceğiz? Nasıl beddua edilecek? Mesela İsrail için söylüyorum hocam yaptığı bu zulme karşı Müslümanlar nasıl beddua edecek? Oradaki o zulmü yapanlara ancak bunu yapabilir. Yani kim Müslümanlara bu zulmü yapıyorsa, bu haksızlığı kim yapıyorsa o diyebilir. Allah'ım onları Kahhar ismi şerifinde kahret diyebilir. Onların belasını ver diyebilir. Onlara envai çeşit azabını onlara ver diyebilir. Veya işte hani Ermenilerle ilgili hani bu tür şeyleri kalkıp da efendim yani bizim asırlardır ecdadımıza büyük biliyorsunuz bu konularda hakaretler yapılıyor. Bu şimdi yeniden bir zannediyorum gündem oldu bu 24 Nisan vesilesiyle. Doğru. Zaten bugün de 24 Nisan. Yani hep böyle bahsediliyor. Mesela efendim geçmişte Osmanlılar, Türkler, Ermenileri soykırıma tabi tutmuşlar diye efendim. Diyorlar. Tabii. Mesela Amerikan Senatosu bunu işte biliyorsunuz kabul etti. İşte Fransa bazı devletler kabul etti bunlara yasaklar. Esasında soykırımı yapan bir Müslüman hayatta soykırım yapmaz. Söz konusu olamaz. Çünkü
Biz öyle bir dinin mensuplarıyız ki bizim peygamberimiz ne diyor? Savaşan kişilere bir yere bir ordu kumandanı göndereceği zaman onlara ne diyor? Kadınları öldürmeyeceksiniz. Evet. Bak, halbuki o kadın toplumu üreten kişidir. Yani bak, düşmanı üreten kişidir. Değil mi? Yani doğum yaparak düşmanı üreten kişidir. Buna rağmen Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kadınları öldürmeyeceksiniz. Çocukları öldürmeyeceksiniz. Yaşlı insanları, eli silah tutmayan insanları öldürmeyeceksiniz. Bir de manastırlarında, efendim kiliselerinde, manastırlarında veya havralarında ibadetle meşgul olup savaşla hiç alakası olmayan insanları da öldürmeyeceksiniz diyor. Şimdi bunları öldürmediğiniz zaman soykırım olur mu? Esas soykırımı kim yapıyor? Esas soykırımı her zaman Müslüman olmayan kişiler yapmıştır. Toptan imhaya girişmişlerdir. Evet. Mesela şimdi İsrail'in içerisinde bazı milletvekilleri var. Ne diyorlar? Bu Arapların hepsini öldürelim diyor. Hepsini sürelim, hepsini öldürelim. Bak, o soykırım budur. Ya da mesela diyelim ki şu anda diyelim ki Rusya'nın yaptığı tam bir soykırımdır. Niye ona mesela bir şey demiyorlar, hani senin yaptığın soykırımdır diye? Bazıları söylüyor, bazıları diyor ki soykırım denilemez diyor. Mesela Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, değil mi? Bizimle ilgili, yani Osmanlı Devleti ile ilgili diyor ki Türkiye işte Osmanlı Devleti Ermenilere karşı soykırım yapmıştır. Bunu söylüyor, parlamentosundan geçiriyor. Peki Rusya soykırım yaptı mı dediği zaman diyor ki hayır, Rusya'nınki diyor soykırım değil diyor. Bunu diyor, bak, tarihçiler buna karar vermeli diyor. Devletler karar vermemeli diyor. Peki kardeşim, sıra Türkiye'ye geldiği zaman sen parlamentoda kararını çıkartıyorsun ve Osmanlı Devleti soykırım yapmıştır diyorsun. O zaman tarihçiler karar versin demiyorsun. Ama sıra Rusya'ya geldiği için, Rusya güçlü devlet olduğu için, büyük devlet olduğu için, Rusya'dan evet, korktuğun için, çekindiğin için, ondan petrol aldığı için, doğal gaz aldığın için ne diyorsun? Bunu tarihçiler yapsın. Parlamentolar böyle karar veremez diyorsun. Tam bir ikiyüzlülük. Ancak Macron'a yakışır. Hani böyle münafıklar ancak yakışır. Değil mi? Onlar Allah ıslah etsin. Amin hocam. İzleyicimiz var mı diye bakıyorum arkadaşıma. Yazılı sorularımıza devam ediyoruz hocam. Sorumuz şu şekilde. Vitir namazının sonunda kamet bozma da denilen tekrar tekbir alınmasının hükmü nedir diye bir soru göndermiş izleyicimiz. Vitir namazının sonunda tekrar tekbir. Yani üçüncü rekatte. Ha tamam. Evet, o vaciptir. Hanefilere göre bu vaciptir. Bunu terk edildiği zaman seyif secdesi gerektiren bir durumdur. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuzu hemen paylaşmak istiyorum hocam. Evde namaz kılmayan, oruç tutmayan biri varsa o eve zekat veya fitre verilir mi? Şimdi gönül arzu eder ki hani zekatlarımızı ve fitrelerimizi hep böyle biraz da dini hassasiyet göstererek ibadetinde, namazında, niyazında olan kişilere verelim. Ama bir evde diyelim ki namaz kılanlar var, kılmayanlar var veya hiçbir tanesi diyelim ki kılmıyor. Biz önce bakacağız yani. Bu kişiler Müslüman mıdır, değil midir? Yani kıstasımız, ölçümüz budur. Bu kişiler Müslümandır ama günahkar Müslümanlardır. Bunlara tabii ki fitre ve zekat o zaman verilebilir. Yani fakir olmaları kaydıyla. Evet. Fitreyi, zekatı verdiğimiz kişinin de Müslüman olması şart değildir. Tercih edebiliriz. Yani şey, pardon, yani ibadet etmesi. Hı. Müslüman derken. Yani ibadet etmesi şart değil. Namaz kılması şart mı? Namaz kılması onun şart değil. Ama biz tercih edebiliriz. Namaz kılanları şey yapabiliriz, tercih edebiliriz. Bu tabii ki hani namaz kılmayan fitre verilmez gibi bir anlayış var maalesef. Veyahut da ona işte zekat verilmez gibi bir anlayış var. Evet. Bu anlayış belki biraz namaza teşvik konusunda veya biraz da namaz hassasiyeti olduğu için
böyle söylenmiştir. Bu dini bir söylem değildir. Yani örfi bir söylemdir, halk arasındaki bir söylemdir. Ama dini bir söylem değildir. İzleyicimiz hattımızda. Alo. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam Elif Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ben akşamları yatsı namazını kılıp 10 rekat teravih kıldıktan sonra salatı biterek kılıp sonra gece 3'te kalkınca 10 rekatını daha kılsak teravih olur mu? Gece kılsak. Hı. Evet, sorumuz var mı hocam? Yok, hayır. Teşekkürler, hayırlı sahurlar. Buyurun hocam. Yani normal olarak tabii ki bu vitir teravihin arkasından kılınan bir namazdır. Ama yani böyle bu şekilde de yani bunu biz esasında pek tavsiye etmeyiz. Yani araya vitrin girmesini kılsa olur mu? Olur. Ancak burada Peygamberimizin uygulamasına baktığımız zaman o öyle yapmıyor. Evet. Yani vitir kılıyor, teravih kılıyor, bitiriyor, ondan sonra vitri kılıyor. Burada muhtemelen yani belki uyanamam falan gibisinden belki vitri seyircimiz işte kılabilir. Daha sonra da kalan 10 şeyi kılabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Vitir namazıyla ilgili bir sorumuz daha var hocam. İzleyicimiz der ki, vitir namazında bazıları imama tabi oluyor. Mesela İmam Şafii mezhebine göre vitir kılındığında hanefi olan bazıları kendi başına namazlarını kılıyor, imama uymuyor. Bu ne derece doğru demiş? Yani şimdi bakın, bizim Din İşleri Yüksek Kurulumuz bundan birkaç yıl önce bu konuda bir fetva verdi. Hı hı. O fetvada ben ona katılıyorum ve onu savunuyorum de, yani hararetle de savunuyorum aynı zamanda. O da şudur. Evet. Bakın, çok net ve basit. Eğer imamın namazı ve de abdesti kendi mezhebine göre sahih ise, arkasındaki cemaatin namazı da sahihtir. İmamın namazı kendi mezhebine göre sahih ise arkasındaki cemaatin namazı da sahihtir. Dolayısıyla biz aynen o imama uyarak onun gibi namaz kılabiliriz. Evet. Şimdi burada mesela özellikle vitirde mesela Şafiilere göre 2+1'dir. Yani 3 şeklinde değil de vitir 2 rekat kılarlar, ondan sonra 1 rekat kılarlar. Peki Hanefi gibi kılsalar burada, yani Hanefi mezhebine ittiban Hanefi gibi kılsalar, bunda ne sakınca var? Hiçbir sakınca yok. Evet. Peki Hanefi diyelim Şafii bir imama uyup o da 2+1 kılsa, burada ne sakınca var? Burada da bir sakınca yok. Yani onun mezhebinde böyledir diye öyle yapmak zorunda değil. İmam kendisine uyulsun diye imam olmuştur. Bu Peygamber Efendimizin de sözüdür aynı zamanda. Şimdi kalkıp da biz farklı mezheplerdedir imam diye, cemaat farklı mezhepten, imam farklı mezheptendir, bizim buna uymamız gerekmiyor. Bu imam bizim mezhebimize bağlı değil diye gidip onun arkasında namaz kılmazsak, Hanefi Şafii'nin, Şafii Hanefi'nin arkasında namaz kılmazsa, bu doğru bir şey değil. Bu dine uygun da bir şey değil. Bu sünnete uygun bir şey de değil. Cemaat ruhuna, ümmet ruhuna uygun bir şey de değil. Yani bunlar geçmişte maalesef olmuşlar. Yani maalesef evet. Olmuş. Hala bile efendim, hani böyle üzücü de olsa sorular geliyor. Bir yerde Hanefi imam olsa, Şafii imam olsa namazı hanginin kıldırması lazım? Hanefiler diyor ki bizim mezhebimiz üstün, Hanefi imam olması lazım. Şafiiler diyor hayır, bizim mezhebimiz üstün, bizim imamımız kıldırması lazım. Bu doğrusu nedir? Hiçbir tanesi doğru değil bunların. Yani doğrusu nedir? Bunun ölçüleri var, kıstasları var. Ya burada namaz kıldırmaya en ehil hangisi ise, Hanefisine, Şafisine bakılmaksızın, evet. Şimdi odur.
Bir tarafta diyelim ki bir kurra hafız var. Diyelim ki o Şafii'dir. Öbür tarafta da zar zor Fatiha'yı okuyan bir tane Hanefi imam var. Veya biraz okuyan, hangisi kıldırması lazım? Kurra hafız olanın kıldırması daha önemlidir. O Şafii olsun, arkasını rahatlıkla namazımızı kılarız. Efendim, yani bunu o kadar ileri bir boyuta taşıyanlar var ki, yani insan gülüyor bazen, komedi. Mesela şöyle sorularla biz Din İşleri Yüksek Kurulu olarak muhatap olabiliyoruz. Peygamber Efendimiz hangi mezhebe tabi idi? Hocam böyle bir soru var aslında. Var mı? Yani direkt böyle demeyeyim de mezheplerle ilgili bir sorusu var izleyicimizin. Der ki bu mezhepler neye, kime göre ayrılmış? Örneğin birisinin Hanefi veya Şafii olduğunu nasıl bilebiliriz? Bir kimsenin Hanefi, Şafii olduğunu sorarak öğrenebiliriz. Yani Hanefi bölgesinde yaşıyorsa bu kimse Hanefidir. Yani aksini söylemedikçe Şafilerin yaşadığı bir bölgede yaşıyorsa Şafidir. Yani bunu öğrenmek zorunda da değiliz. Yani bu kişi Hanefi midir, Şafi midir? Bunu öğrenmek zorunda da değiliz. Neticede hepsi bunların aynı din, aynı kitabın mensupları ve aynı peygambere iman eden kişiler. Sadece efendim mezhepte bazı konularda görüş ayrılıkları var, fikir ayrılıkları var. Bunların hiçbir tanesi de öyle kendiliğinden oluşmuş görüş ayrılığı değil. Yani her birinin kendine göre bir delili var. Evet. Kafadan değil yani. Ben Şafii'yim, ben böyle yapıyorum. Öyle yok. O bir delile dayanıyor. Ben Hanefi'yim, ben Şafii gibi yapmayayım. Delilin ne? Delilim yok. Hanefi'nin de bir delili var. Ama biz bu delillerin hangisinin kuvvetli, hangisinin zayıf olduğunu bilemeyiz. Onun için ne diyoruz? Bütün mezheplere saygılıyız. Onların amellerine saygılıyız. Ancak işte söylediğimiz nedir? Burada bir üstünlük yarışına girmeyelim. Evet. Yani biz böyle bazen çok komik sorularla, hani böyle katıla katıla gülebileceğimiz sorularla da muhatap oluyoruz. Yani bizim halkımızın seviyesi bu olmamalı. Yani örnek veriyorum. Buyurun. İşte diyor ki Hanefi bir erkekle Şafii bir kız evlense bunlardan doğacak çocuk hangi mezhebe tabi olur? Şimdi bak ne kadar acı bir şey aslında. Hani bize şimdi komik geliyor, hani gülüyoruz yani. Ama ne kadar acı bir şey ya. Önemli olan bu çocuk Müslüman yetişsin ya. İster Hanefi olsun, ister Şafii olsun. Yani anası yetiştirsin, babası yetiştirsin ama Müslüman yetiştirsin ya. Biz buna bakmayalım. Onu Müslüman olarak yetiştirelim. Dinini, itikadını, inancını öğretelim. Değil mi? Çocuk Hanefi yetişsen olur, Şafii yetişsen olur. Yani bunlar sorun değil. Ama iş nereye kadar geliyor? İşte bak, burada bile neredeyse ırkçılığa kadar, yani mezhepler arasında bir ırkçılık olur mu işte? Oluyor yani. Oluyor yani. Maalesef oluyor. Mesela bazen yanlış şeyler de oluyor. Mesela biz doğuya gönderdiğimiz imamlara diyoruz ki, hani tavsiye ediyoruz Diyanet olarak. Diyanet bir mezhepçilik yapmıyor. Hanefi'cilik, Şafii'cilik yapmıyor. Diyoruz ki bak, sen bir Şafii köyüne gidiyorsun. Orada Şafii içtihatlarına göre namaz kıldırabilirsin. Bak biz bunu söylüyoruz. Hmm. Ama oradaki bazı halk ne yapıyor? Bu imam Hanefi. Dinsiz mi bu? Dinsiz mi kardeşim? İmansız mı? İmansız adamı biz size imam mı gönderdik? Ben bunu kabul etmiyorum. Niye kabul etmiyorsun? Bu imam Hanefi. Velev ki Hanefi olsa bile... Sen arkasında namaz kılabilir misin? Kılabilirsin. Bu ırkçılık niye? Bu yanlışlık niye? Bizim bunlara muhakkak surette engel olmamız lazım. Bizim böyle bir sorunumuz yok. Yani tekrar ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı Hanefi'cilik yapmıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hanefi'cilik yaptığını söyleyen kim biliyor musunuz? Terör örgütü PKK. İnsanlarımızı bölmek için diyor ki
Diyanet İşleri Başkanı Hanefi'cilik yapıyor. Evet. Bazen bunu oradaki görevlilerden bile duyuyoruz yani Hanefi'cilik. Mesela hangi konularda? Hangi konularda yapıyor dediğiniz zaman söyledikleri bir şey yok. Niye? Çünkü terör örgütü onlara bunu söylüyor. Ve onlar da bunu dillendiriyorlar. Ben İmam Şafii rahmetullahi aleyh ona çok büyük hürmetim var efendim. Yani her hoca gibi bir hürmetim var. Onun bazen ben sözlerini alırım, anlatırım. Bazı işte yaklaşım tarzlarının daha iyi olduğunu söylerim. Mesela ben şimdi fitre konusunda İmam Şafii'nin görüşünü çok beğeniyorum. Yani bizim, ben Hanefiyim ama bizim Hanefilerden daha çok beğeniyorum. Hangi konuda? Diyor ki, bak İmam Şafii ne diyor? Eğer bir kişinin diyor, asli ihtiyaçların dışında bayram günü ve gecesine yetecek yiyeceği varsa, azığı varsa, bu da fitre vermelidir. Bak ne güzel. Değil mi? Böylece fitreyi yaygınlaştırıyor. Herkes fitre versin, hatta fitre alan da versin. Herkes fitre alsın, herkes bayram etsin. Yani bütün bir toplum bayram etsin. E peki bizim Hanefiler ne diyor? Fitre vermen için nisap miktarı mala sahip olman lazım. Değilsen vermek zorunda değilsin diyor. Bak o vermiyor. Ama bak bu güzel bir uygulama. Bak ben bir ırkçılık yaptım mı şimdi? Hayır. Estağfurullah. Değil. Hocam, bazen mesela bu da şeyde de aynısını yapıyorum. Mesela kunutlarda da aynısını yapıyorum. Evet. Vitrin 3. rekatına kunut okurken ben hani kaç defa burada okudum değil mi? Hani bayılıyorum böyle. Hani Hanefilerin kunutu da çok güzel. Ona da bayılıyorum ama öbürüne de bayılıyorum. Yani Şafiilerin okuduğu kunuta bazen Allahümme inna nestaînuke ya da Allahümme iyyâke na'budu yerine Allahümme ihdini fîmen hedeyt ve afini fîmen afeyt ve tevelleni fîmen çok müthiş yani anlamı yani gerçekten böyle mest oluyorum böyle okurken yani. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sorularımız var. Devam edeceğiz. Yine bu konuyla ilgili sorularımız da gelmeye devam ediyor ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Bu arada vakitler de ilerliyor. Kilis, Çankırı, Bartın oruçlarına niyetlendi. Karabük, Osmaniye, Kırıkkale, Kırşehir sırasıyla inşallah bizler de oruçlarımıza niyetleneceğiz. Ankara için 4.18 bugün imsak vakti. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Seherler ve sahurlar devam ediyor. Tabii ki sizlerden gelen sorularla devam ediyoruz. Hocam izleyicimizin sorusu şu şekilde. Sulu tarımda zekat %40 mı yoksa %20 mi? Sulu tarımda bu %40 öyle bir şey yok bir defa. Hı hı. Ancak %10, %20 var. Evet. Hangisinde %10? Bütün masraflarını çıktıktan sonra %10. Masrafları çıkılmadan verilirse %20. Yani gayet basit bak. Yani masrafları çıktıktan sonra kalanın %10'u tabii evet. Ki bir de nisap miktarına ulaşırsa efendim masraflarını çıkmadan veriyorum derse o zaman %20 oranında verir. Tilavet secdesi kerahat vaktinde yapılır mı? Bu böyle pek ayrıntılı bir soru ve güzel bir soru. Eğer bir kimse kerahat vaktinden önce tilavet ayetini okumuşsa, secde ayetini okumuş ise bunun kerahat vaktinde tilavet secdesini yapması doğru değil. O zaman yapamaz bunu. Evet. Ama kerahat vaktinde okumuşsa tilavet secdesini o zaman yapabilir. Çünkü o esnada okumuştur. Yani secde için her zaman ne diyoruz? Bir an önce yapsın diyoruz, değil mi? O yüzden kerahat vaktinde okumuş olduğu bir tilavet secdesini, ayetinin secdesini o zaman yapabilir. Bir diğer sorumuz, durup dururken dişimden kan geliyor. Bu benim orucuma zarar verir mi? Yutmuyorum ama ağzımı mecburen çalkalıyorum. Yani bir kimse bu kanı yutmuyorsa onun orucu bozulmaz. Hmm. Ama sürekli bir kan geliyorsa o zaman
Yani bizim alanımız değil ama burada iki türlü şey olabilir. Bir tıbbi bir müdahaleyi gerektiren bir şey olabilir. Bir de vesvese olabilir. Yani gerçekte o kadar şey gelmeyebilir, vesvese olabilir. Yani bence bunların büyük bir çoğunluğu vesveseden kaynaklanan bir şey. Veya kişide vesvese varsa sürekli orada kanının yerini kurcalıyor böyle, orayı şey yapıyor, rahatsız ediyor. Ve oradan kanın gelmesini sağlıyor, böyle bu şekilde şey yapıyor. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Yani bu kan yutulmadığı sürece orucu bozmaz. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuz hocam. Babam eşime zekat verebilir mi? Bir kimse yani gelinine zekat verebilir. Hı hı. Burada herhangi bir problem yok. Fakir olması kaydıyla verebilir. Onun mülkiyetine geçiyor. Yani bu hiç bitmeyen sorulardan bir tanesi, evet, bu. Sık geliyor. Yani her yıl gelen ve sık sık Ramazan'da, hı-hı, da gelen sorulardan bir tanesi. İşte gelinime verebilir miyim, damadıma verebilir miyim? Bunlara prensip olarak verebilir. Yani fakir olmaları kaydıyla verebilir. İşte ondan sonra aması başlıyor. İşte ama işte torunuma verebilir, işte oğluma verebilir ya da ne bileyim kızıma verebilir, ona harcayabilir. Harcayabilir. Yani harcıyorsa bunları harcaması haram değil, günah değil, bir şey değil. Çünkü onun mülkiyetine geçmişse bunu dilediği gibi harcayabilir. Değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer izleyicimizin sorusu, hocam hanımlar bütün vücutlarına epilasyon yapabilirler mi, caiz mi diye bir soru göndermiş izleyicimiz. Hanımlar kendileri epilasyon yapıyorlarsa hiçbir sıkıntı yok. Evet. Bütün vücutlarına yapabilirler, herhangi bir sıkıntı yok. Ama başka birine epilasyon yaptırıyorlarsa göbekle diz kapağı arasını başka birini açması haramdır. Dolayısıyla hani şöyle bir anlayış var, yani kadın kadına olunca sanki bütün organına bakmak ve orada işlemler yapmak mübahmış gibi böyle bir anlayış var, bu doğru değil. Evet. Veya erkek erkeğin her yerine bakabilir gibi bir anlayış var. Bu da doğru değil. Bu da doğru değil. Kadın kadının göbekle diz kapağı arasına bakamaz. Erkek erkeğin göbekle diz kapağı arasına bakamaz. Bunları, evet, açmak, göstermek başkalarına haramdır. Dolayısıyla mesela bir kadının bütün vücudunu ancak kocası görebilir. Kendisi görebilir, kocası görebilir. Bir kadının vücudunu sadece kendisi görebilir, kocası görebilir. Yani şey için de aynı, yani erkek için de aynı. Kendisi görebilir, eşi görebilir. Onun dışındaki kişilere efendim epilasyon amacıyla göstermesi haramdır. Hocam çok kısa bir soru yine bu konuyla ilgili. Makyaj yapmak oruca zarar verir mi demiş izleyicimiz. Hiçbir surette makyaj yapmak oruca zarar vermez. Hiçbir surette zarar vermez. Teşekkür ediyoruz. Sorularımız var ama maalesef süremizin sonuna geldik. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, Seherler ve Sahurlar programının sonuna geldik. An itibariyle de İstanbul için imsak vakti girmek üzere. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Yarın inşallah yine aynı saatte görüşünceye dek efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.